Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda sizlere şu anda yapılmakta olan siyasal iktidarla yani Cumhur İttifakı bileşeninin en büyük bileşeni olan AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la muhalefet yani Millet İttifakı bileşenleri arasındaki taktik strateji savaşından söz etmek istiyorum. Geçen seferki konuşmamda bazı takipçiler hani orada altına yazmışlardı ya bunun stratejisi, taktiği nerede işte niye ondan söz etmiyorsunuz? Şimdi efendim bak şöyle bir problem var burada. Çok anlıyorum. Ben bunu çok haftalar önceki bir konuşmamda da söylemiştim. Bak sizleri çok iyi anlıyorum. Şu anda şöyle bir gruplaşma oldu. Kemalciler, Mansurcular, Ekremciler. Bu izleyicilerin kafalarındaki ya da tuttukları bir adayın olumsuz yanını söylerseniz ya da olmasın şu olsun derseniz hemen öbür taraftaki ayaklara kalkıyor. Şimdi bunları bir kere unutun bak. Bunları bir kenara bırakın. Şimdi buradaki taktik ve strateji savaşı meselesine bir bakalım. Şimdi öncelikle teorik olarak şunu söylüyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Bakın güçlü olan strateji uygulamaz. Strateji güçsüzlük üzerine, zayıflık üzerine yazılır. Stratejiyi zayıf olan uygular. Güçlü olan taktikler uygular. Güçlü olanın strateji uygulamasına, üretmesine, senaryo yazmasına lütfen söyler misiniz? Ne gerek var? Bir kere bir bunu aklımızda tutalım. Şimdi bu bir. Çünkü niye bunu söylüyorum? Söyleyeceğim biraz sonra. Birinci husus bu. Neyin üzerine konuşuyoruz biz? İki olay üzerine konuşuyoruz. Önümüzdeki 2023 Cumhur Reisi seçimi ne olacak? Oradaki işte milletvekili genel seçim ne olacak? En önemlisi Millet İttifakı bileşenlerinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Şimdi ortalığın bu kadar yangın yerine dönmesinin sebebi bu. Hemen konuşmanın başında şunu belirteyim. Ekrem İmamoğlu'na uygulanmış olan bana göre bu hukuk cinayeti şiddetle reddedilmelidir. Şiddetle reddedilmelidir. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na bu hukukla ilgili vurulmuş olan darbe Ekrem İmamoğlu'na değil, geçen sefer de söyledim, bizim irademize, İstanbul seçmeninin iradesine, kısacası halkın iradesine vurulmuş bir büyük darbedir. Darbe yalnızca silahlı kuvvetlerin ya da elinde silah bulunduranın siyasal iktidara ele geçirmesi değildir. İşte darbe böyledir de. Darbe sandığa müdahaledir de. Yani yalnızca silahlı güçler değil, silahsız güçlerin yaptıkları da. Bu kabul edilemez. Ama şimdi gelelim buradaki ana meselelere. Kim kimdir, kim kimden çekiniyor? Şöyle bir şey söyleniyor. Efendim deniyor ki bu yargı kararıyla yani siyasetin yargıya müdahale etmesiyle siyaset yargıya müdahale ediyor mu? Ediyor. Ben kendi deneyimlerim ortada. Başkalarının da başına gelenler var. Doğru. Son karara baktığınız zaman, konuşulanlara baktığınızda yani AKP iktidarı mensuplarının yaptıkları konuşmaları değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'de demokrasinin olmadığı çırılçıplak ortada. Hiç kimse bana Türkiye'de demokrasi var demesin zaten diyemez. Bak diyemez. Bunların hepsi olumsuz yanlar. Bunlara bakacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Ortada kriz varsa ki var. Klasik yöntem şudur. Kriz öncesi yönetim, kriz yönetimi, kriz sonrası yönetimi. Marifet, akıl, kriz ortaya çıkmadan önce çözmektir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gidişi kriz öncesi yönetilmesi gereken bir durumdu. Büyük bir başarısızlık var. Bakın çok büyük bir başarısızlık var. Şimdi o konudaki düşüncemi de söyleyeceğim. Yapılan o kadar çok üst üste gelen yanlışlar var ki. Bu yanlışlar doğrultusunda işte Erdoğan zaten hep söyledim. Taktik konusunda bir usta bu adam. Bu adam usta kardeşim. O alanda savaşa girdiğiniz zaman kaybedeceksiniz. Bunun için popülist bir politikacı. İşte söylüyorum. Opportunist yani bu çıkarcılık üzerine kurgulamış. Bu konuda büyük usta bu. Bununla başa çıkma şansınız yok bu yanıyla. Kültür de o zaten. Peki buradaki ana mesele ne oldu? Millet İttifakı açısından 3 efendim Cumhurbaşkanı adayı var değil mi? CHP'nin gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bütün iş bunun üzerinde dönüyor mu? Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Efendim böyle bir mahkeme kararıyla Erdoğan en güçlü Cumhurbaşkanı adayı rakibinden kurtulmuş oluyor bir bak. Bir şey söyleyeyim. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı konusunda kendisine tehlikeli rakip görmüyor.
tehlikeli rakip gördüğü iki kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Şimdi neden Ekrem İmamoğlu onun açısından en tercih edilen adaydır? Bak, peki sonra söyleyecektim. Bunu hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu. Tayyip Bey nereli? Rizeli. Bugünkü Bakanlar Kurulu listesine bakın. 4 Trabzonlu var. 12 bakan yardımcısı Trabzonlu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri dediğimiz o makam Trabzonlu. Başka orada teknokratlar var, Trabzonlular. Açın, rica edeyim ya. Bir ne olur bir internete girin bakın ya. Rizeli Recep Tayyip Erdoğan Siirt'ten milletvekili seçildi. Başka illerden de bakın bakalım kaç Trabzonlu, kaç Rizeli şu anda mecliste. Daha önceki seçim döneminde de Trabzonlu, yani itiraz gelirse isimler vereceğim. Yani siyasetçilerden itiraz gelirse. Trabzonlu bir önemli bir iş adamının liderliğinde bir grup başka Trabzonlu iş adamları toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun kazanırsa belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç aleyhine olmayacağı konusunda kendisine de garantiler verildi. Yani uzun sözün kısası. Bak uzun sözün kısası. Türk siyasetinde bir Karadenizler lobisi, özellikle Trabzonlu Rizeliler lobisi var. Onun için hiçbir korkusu yok. Hiçbir korkusu yok. Büyük korku nedir? Söyleyeyim. Büyük korku şudur. Cumhurreisi seçilecek olan kişi Recep Tayyip Erdoğan ve uygulamaları hakkında ve ailesi ve çevresi hakkında davalar açması, işleri mahkemelere taşıması, buradan işte yargı kararları çıkarttırılması meselesidir. Ekrem İmamoğlu Cumhurreisi olursa bu konuda dava falan açmayacak. Hiçbir şekilde hukuki bir işlem yaptırtmayacak. Bu konuda Tayyip Bey'e garanti verildi. Söylüyorum bak, bu lobi önemli. CHP'nin içinde bazı şeyleri şu anda anlatmak istemiyorum. Bak bir haftadır CHP'lilerle sürekli temas halindeyiz. Konuşuyoruz devamlı ama. Belediye başkanları, danışmanlar, genel başkan yardımcıları. Peki. Şimdi demek ki Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın korku, kuşku, endişeye kapılacak bir yanı yok. Onun karşısında rakip olarak istemediği, tekrar söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. Bak ikisini istemiyor. Şimdi bugünkü konuşmada şimdi Kemal Bey'in cümleleri, aramızda baba-oğul ilişkisi var, baba-oğul gibiyiz söylüyor, doğru. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Çok güzel, çok doğru laflar, gayet tabii ki. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Kemal Bey diyor ki, hani hatırlayın Trabzon o ziyaretinden sonra yapılan eleştirilere Ekrem İmamoğlu parmağını sallayarak akıllı olun diye bir cümle kurdu, biliyorsunuz onu çok ağır eleştirdim ve o nedenden dolayı yalnızca ben değil, konuşun CHP'lilerle, herkes Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini bu nedenden dolayı çekti. Ben de çektim desteğimi. Erdoğan her gün bize parmak sallıyor. Biz onun değişmesini istiyoruz. Artık siyasal iktidarı sonlansın istiyoruz. Ama onun bir küçük modeli, o da bize parmak sallıyor. Yok böyle bir şey. Bu kabul edilemez. Kemal Bey'in bu cümleleri ne biliyor musunuz? Stratejik açıdan değerlendirdiğinde şunu söylüyor Ekrem İmamoğlu'na. Kendine gel, adam ol. Sakın. Ben genel başkanım. Benim genel başkan olduğum bu partinin mensubu olarak bu cumhurbaşkanlığı konusunda artık ortaya çıkışlarına bir son ver. Haksız mı? Bak haklı. Nedenini söyleyeyim. Şimdi bakalım. Tayyip Bey'in istediği hedef nedir? İstanbul Belediye Başkanlığı. Neden? Seçime giderken İstanbul Belediye Başkanlığı'nı yeniden ele geçirmek son derece önemlidir. Daha sonraki seçimde de son derece önemlidir. Hatırlayın ne demişti? İstanbul'u kaybetmek, Türkiye'yi kaybetmek demektir demişti. Niye? İstanbul Belediyesi'nin rantı o kadar büyük ki bunu ele geçireceksiniz. Bak Tayyip Bey'in amaç hedefi bu. Yoksa Tayyip Bey'in amaç hedefi Ekrem İmamoğlu Cumhurreisi adayı olsun olmasın, bir daha söylüyorum bak bu değil. Dolayısıyla peki Ekrem İmamoğlu için de amaç hedef ne olmalıdır? Cumhuriyet Halk Partisi için de amaç hedef ne olmalıdır? Öncelikle İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybetmemek olmalıdır. Normal hukuki prosedüre, işleyişe bakarsanız bundan sonra istinaftı, yargıtaydı, bütün o süreçlerin aslında aylarca sürmesi gerekiyor. Hatta
en az 2 yıl sürmesi gerekiyor. Normal daha önce yaşadıklarımıza bakarak söylüyorum. Hep söyledim. Çok deneyimli bir sanığım ve bu konuda artık hukuk fakültesine devam etmediğim halde neredeyse doktora tezi yazacak hale getirdiler beni mahkeme koridorlarında. Bu normalde budur. Ha, bunları hızlandırır hızlandırmazlar işte buna göre siz yeniden oturup stratejinizi falan bunu belirleyeceksiniz. Ama bunu belirleyecek akıl nerede diyorsanız bak o akıl yok. Nedenini söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey 14 Aralık bu dava 14 Aralık'ta görülecek mi? Güzel. Kendisi ne açıklama yaptı? Dedi ki ben kendisine de sordum. Efendim bu davayı yakından takip eden benim danışmanlarıma da sordum. Bana iki şey söylediler. Ya buradan beraat çıkacak ya da bu dava ertelenecek. Arkadaşlar üçüncü şık var yahu. Buradan olumsuz sonuç çıkar. Buradan efendim hapis kararı çıkar. Ya bu nasıl düşünülmez? Bunu düşünmediğin zaman strateji uygulayamaz, yazamazsın. O senaryoyu yazamazsın. Strateji bu ikisi üzerine yazılmaz. Strateji şu üçüncüsü üzerine yazılır. Ya burada bütün teori kitapları ortada. Burada söyleniyor benim işte hocalık yaptığım dönemde biliyorsunuz bıraktım artık. Ya stratejik düşünme yöntem dersini anlattığımda benim birinci sınıf öğrencilerine 15. dakikada anlatıyorum. Anlattığım şey budur ya arkadaşlar işte. Diyorum bu teorik olarak bu işlere girmek istemiyorum ama işte orada bir takım yazı eleştiriler vardı mecburen. Bak olasılık öngörü konisi diye bir şey vardır. Bunları koyacak yazacaksın. Şurada senaryolar bak bunlar bunları kullanmaz yapamazsan etmezseniz ne olur ortaya dangozluk çıkar. İşte benim dangoz dediğim budur. Dangozluk dediğim mesele budur. Etrafında bu kadar danışman diye dolaşan insan var Kemal Bey'in yanında. Ha ABD ziyareti, Almanya'nın bu seyahat meselesi. Ne diyor Kemal Bey? Saraçhane'ye milleti çağırdığını, halkı çağırdığından benim haberim yok. Bana telefon melefon açıp bilgi vermedi. Ben internetten öğrendim diyor. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi hiç? Ha, şimdi buradan bir mağduriyet çıkarma meselesi. Tabii ki mağduriyet çıkar. Eğer sizin belediye başkanına son verdirirseniz, yargı bu kadar müdahale eder, hızla işletirseniz, İşte Mehmet Uçum'un konuşması ortada, Adalet Bakanı'nın konuşması ortada, Bülent Turan'ın konuşması ortada falan. Bir müdahale meselesini görüyoruz. Demokrasilerde böyle bir şey olamaz. Şimdi bunları da kenara koyuyorum. Bunların şöyle bir şey söyledi Kemal Bey. Dedi ki efendim dedi ben dedi buradan adalet bekliyordum. Yahu eğer Kemal Bey ya gözünü seveyim senin bir adamcağız. Nasıl adalet beklersin? Sen değil misin ki Ankara'dan yola çıkıp İstanbul'a kadar hak, hukuk, adalet diye yürüyen kişi sen değil misin? İnsanların tırnakları düştü senin yanında yürüyecekler diye. Sonra kalkıp diyorsun ki ben buradan adalet bekliyordum. Nasıl beklersin? Mahkemenin yargıcı değiştirilmiş, yargıcın demeci var ortada. Buna rağmen nasıl bekliyorsunuz? Ya aklımız, Allah'ınız aşkına aklımızla oynamayın bizim. Aklımızla oynamayın. Kemal Bey'e sesleniyorum. Bütün bu yaptırılan yanlışlıklar yani şimdi anayasayla ilgili düşüncemi de biraz bir ikinci bir 8-10 dakikalık da bir konuşma yapmak istiyorum ikinci bir şey video. O türban meselesindeki o konuşmalar, o yanlışlıkları kim yaptırdı size? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Truva atlarını şimdi iyi çözün. İyi çözün. AKP'ye çalışan CHP'li sizin o çevrenizdeki o danışmanlarınız kimse şimdi onları iyi çözün. Danışmanlarınız bunu söylüyor. Siz bu kadar deneyimli birisiniz. Siz nasıl göremezsiniz oradaki yanlışları? Şimdi bak bütün bunları söylediğim zaman da bu sefer CHP'liler dünya kadar yazı yazıyorsunuz. O nedenle burada bu stratejik yanlışlıklar, taktik yanlışlıklar bak bunları anlatmak istemiyorum. Ama şimdi mecburen anlatıyorum. Tekrar söylüyorum. Şu hale bakın Kemalciler, Ekremciler, Mansurcular diye bölünmüş bir şey. Öte yandan Meral Hanım'a sıra gelince, şimdi Meral Hanım o da bir siyasi parti lideri. Unutmayınız ki o siyasi parti lideri olarak tabii ki partisinin oylarını artırmak mümkünse CHP'den daha fazla oy almak istiyor kabul. Ama öte yandan politik olarak şık değil yapılan iş. Yani CHP'nin kendi içine müdahale etmek, karışmak şık değil. Şimdi Kemal Bey Ekrem İmamoğlu için diyor ki baba oğul gibiyiz biz. Öyle bir ilişkimiz var. Meral Hanım'la Ekrem İmamoğlu arasında abla kardeş ilişkisi var. Zaten o da ablacığım diye hitap ederek boynuna sarıldı etti ya. Güzel. Bunlar bireysel olarak bunlar olmalıdır, olur. Peki politik figürler olarak baktığınız zaman doğru bir şey mi? O zaman geri dönüp şimdi Erdoğan'a benden sonra oğlum aday olsun, damadım aday olsun dediğinde ne diyeceksiniz siz?
Onlar öz baba oğul. Nasıl söyleyeceksiniz bunu siz? Ya da başka bir parti lideri işte hayatını kaybetmiş. Oğlu partinin başına geçtiğinde en büyük eleştiriniz ne oldu bir dakika ya? Babadan oğula mı geçiyor bunlar diye. Onun için şöyle toparlayalım. Bakın bir daha söylüyorum. Strateji şöyle belirlenir. Eğer bir kişiyi seçiyorsanız o kişinin zayıf yanlarına, güçlü yanlarına bakacaksınız. Sonra o koşullara bakacaksınız. Sonra elinizdeki olanaklara bakacaksınız. Bunun dördüne göre değerlendirilir. Herhangi bir olayda söz konusuysa yine o olayın çözümlenmesinde tekrar söylüyorum. Bak oradaki analizinizi yaparken de zayıf yanlar, güçlü yanlar, efendim olanaklar, koşullar bütün bunlar karşınıza masaya konularak yapılır. Yoksa doğrudan doğruya kafadan, ideolojik olarak ya da sempatiyle bakılarak bu işleri çözemezsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine gelip baktığınızda bakın, bir, her zaman söyledim, Alevilerin sığınacak hiçbir limanları yok. Mecburen Cumhuriyet Halk Partisi'nin, mecburen oradalar ve desteklemek zorundalar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Alevi etnik kimlikli birisi. Bunun üzerine kurgularsanız, yani bay Alevi olduğu için bak ben ona oy verme falan dediğiniz andan itibaren bir tek şey söylüyorum size. Bu Alevi oy verenlerin bir kısmı sandığı protesto edip sandığa gitmezlerse ne yapacaksınız? Lütfen söyleyin bana. Öte yandan işte zayıf güçlü yanlar çözümlenirken HDP seçmeninin, yani bu İslamcı Kürtler hariç, o zaten hep AKP'ye oy verir. Peki ne yapacaksınız? Sandığa gitmezlerse. Bakın ne oluyor? Kafadan kazanıyor Erdoğan. Kafadan kazanıyor. Dolayısıyla burada üreteceğiniz strateji akıl üzerine kurgulanmalıdır. Buradaki hedef amaç nedir? Hedef amaç bir, Erdoğan'ın bir daha Cumhurreisi seçtirilmemesidir. İki, hedef amaç nedir? Cumhur İttifakı'nı olabildiğince zayıflatmaktır. Üçüncü hedef amaç nedir? Yeniden parlamenter sistemin kurulması, bir hukuk devletinin kurulması, demokrasinin yerleştirilmesi, yani en azından bunun için ilk adımların atılmasıdır. Bütün bunların olabilmesi için de güçlü bir ekonomik yapının olmasıdır. Arkadaş, şimdi buysa hedef amacınız, evet şimdi buna göre o zaman altılı masanın liderlerinin kariyerleriyle ilgili olarak kişisel hırslarını, çıkarlarını kenara bırakıp, kapının dışında bırakıp masaya ona göre oturmaları gerekir. Kaldı ki hep söyledim bakın buradaki birinci amaç, birinci hedef Millet İttifakı bileşenlerinin kimi cumhurreisi seçtirecekleri değildir. Parlamentoda 400 milletvekilini kazanmaktır. Büyük stratejiyi bunun üzerine kurgulamaları gerekir. Yoksa onun dışında eğer siz cumhurreisi seçtirdiniz, millet meclisinde çoğunluğu karşı taraf kazandı, nasıl işin içinden çıkacaksınız falan. Nasılsa bu altılı masa bir kişiyi cumhurreisi adayı gösterecek. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela hep şöyle bir şey söylerler. İşte yeni bir Ekmelettin vakası olmasın. Sonra Muharrem İnce'yi Cumhurreisi adayı gösterdi, seçime girdiniz. Bir ricam var sizden. Ne olur üşenmeyin, Google'a girin, şöyle yapın. Ekmelettin İhsanoğlu yüzde kaç oy aldı, Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı? Bu sizi bir yere götürecek çünkü. Ne olur rica ediyorum üşenmeyin bakın. Ha. Bu o zaman diyeceksiniz ki bir dakika Erol Hoca bize ne anlatmak istemiş bu aritmetik mukayeseyi bize yaptırarak. O nedenle bir daha söylüyorum. Bakın şu anda zayıf olan taraf Millet İttifakı'dır. Dolayısıyla stratejiyi burası kuracak. Karşı taraf ise Erdoğan cephesi ise stratejiyle falan öyle şeylerle uğraşmıyor. Zaten uğraşmıyor Erdoğan. Günlük taktiklerle götürüyor adam işi yıllardır. Söylüyorum bu işte hep usta çünkü. Efendim karşı hep ne dedik? Stratejinin en temel kuralı. Taktiklerle zafer kazanamazsınız. Stratejiniz yanlışsa istediğin kadar akıl dolu taktik kurgular alamazsın sonuç. Birinci kural, stratejin doğru olacak. Taktik mağlubiyetlerinde çok önemi yoktur. Sonuç alırsınız oradan. Sonuç alırsınız. Ama siz iç cepheyi sağlam tutamazsanız, Millet İttifakı için söylüyorum ve bizler için söylüyorum ve muhalefet için söylüyorum, buradan sonuç alınamaz. Onun için şimdi burada herkes duygusal davranmayacak. Bak duygusal davranmayacak. Matematik akılla hareket edeceksiniz. Matematik akılla hareket ederseniz aritmetik üstünlüğü kurarsınız. Onun için bakacaksınız adaylar. Tekrar söylüyorum. Hangisi daha güçlü?
hangisi daha güçlü? Güçlüden ne kastediyoruz? Halktan en çok oyu alabilecek olan. Bunun için önünüze alın bir kağıt kalem koyun. Bugünkü grup toplantısı da değil, parti meclisi toplantısındaydı değil mi Yaşınay konuşma Kemal Bey'in? Biliyorsun sabah ben derste olduğum için tam metni bilmiyorum konuşmanın. Ana başlıklar önemliydi. Bu iki cümle çok önemliydi çünkü stratejinin kurgulanması. Tekrar söylüyorum, Ekrem İmamoğlu açısından Cumhur Reisi adaylık seçimi artık o adaylığı onun bitmiştir. Bak bitmiştir. Onun adaylığı bitmiştir. Daha önceki o davranışları nedeniyle de söylüyorum parti başkanına karşılık olarak yapmış oldu. Ha, şimdi iki tane aday var ortada. Şimdi kardeşim bu iki aday üzerine altılı masa son cümlem şu olsun bakın bizim açımızdan. Muhalefet açısından. Şimdi ben bir muhalifim. Ha bir de bak şu cümleyi ne olur kullanmayın. Efendim işte muhalefete muhalefet edilir mi? İşte siz de muhalefetin aleyhine konuşuyorsunuz. Bak bu tür yazıları büyük saygı duyarım ama lütfen bu dangozluğu yapmayın. Bak bu dangozluğu yapmayın. Eğer muhalefete arkadaş yanlış yapıyorsunuz anlatmadığımız sürece nasıl olacak bu işin sonucu? Lütfen söyler misiniz bana? Lütfen söyler misiniz bana? Onun için buradaki ana husus çok nettir. Altılı masadan çıkacak olan aday kararı her kim olursa olsun itiraz etmeden ona oy vermek doğru bireysel anlamda söylüyorum. En doğru stratejidir. En doğru stratejidir. Sonuçta oradan çıkacak aday. Peki efendim konuşmamı burada böyle sonlandırmış olayım. Nasılsa anladığım kadarıyla bu pirinç daha çok su kaldıracak. Bunların üzerine konuşacağız efendim.